Endüstri toplumunda büyük ölçekli işletmeler, modern teknolojiyi kullanarak üretim miktarlarında devasa artışlar sağlayabilmişlerdir. Artan üretim miktarları yerel ve ulusal sınırların ötesinde yeni pazar arayışını beraberinde getirmiştir. Bu arayış küreselleşmenin itici gücü olmuştur. Keynesyen politikalar, 1929 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizden çıkılmasına yönelik olarak ünlü iktisatçı John Maynard Keynes tarafından geliştirilen Para ve maliye politikalarına verilen genel addır. Endüstriyel kapitalizm, endüstriyel mal ve hizmetlerin üretilmesi, dağıtılması ve tüketilmesine dayanan bir sosyal ve ekonomik sistemdir. Fordizm, endüstriyel kapitalizmin kitlesel üretim ve kitlesel tüketim modelini tanımlamak için kullanılan genel bir kavramdır. Taylorizm, Frederick Winslow Taylor'un 1911 yılında yayınlanan Bilimsel Yönetimin İlkeleri adlı kitabında geliştirdiği yönetim anlayışına verilen bir isimdir. Taylorizm, vazıfsız iş gücü istihdamına, üretim sürecinin en küçük ve en basit parçalara kadar bölünmesine, parça başı ücret ödeme sistemine ve çalışanların üretimin her aşamasında sıkı bir kontrol ve denetim altında tutulması gerektiğine dayalı otoriter bir yönetim anlayışıdır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, endüstri devrimi, Endüstriyel Kapitalizm, Fordizm, Post Fordizm, Taylorizm. Bu programı izledikten sonra Fordizm nedir ve Fordizmin temel özellikleri nelerdir? Post Fordizmin temel özellikleri nelerdir? Sorularına cevap bulabileceksiniz. Tarım toplumundan endüstri toplumuna geçiş endüstri devrimi olarak tanımlanmaktadır. Çünkü endüstri devrimi toplumsal ve ekonomik yaşamı çok radikal bir şekilde değiştirmiştir. Özellikle üretim sürecinde kullanılan teknoloji, iş gücünün niteliği, iş bölümü ve uzmanlaşmayla bu süreçte ortaya çıkan sosyal ve ekonomik kurumsal yapı çok farklı bir toplumsal düzeni karşımıza çıkarmaktadır. Endüstri toplumu endüstriyel kapitalizm olarak da tanımlanmaktadır. 18. yüzyıldan 1970'li yıllara kadar geçen süre içerisinde egemen olan endüstriyel model Fordist dönem olarak da adlandırılmaktadır. Fordizm, endüstriyel kapitalizmin kitlesel üretim ve kitlesel tüketim modelini tanımlamak için kullanılan genel bir kavramdır. Henry Ford, dünyada seri üretime dayalı olarak tasarlanan yürüyen bant sisteminin kurucusudur. Bu nedenle 1990'ların başlarında ortaya çıkan kitlesel üretim modeline Henry Ford'un isminden yola çıkılarak Fordizm adı verilmiştir. Fordizmin özellikleri şunlardır: Üretimin standartlaştırılması. Fordizm standart üretime dayanmaktadır. Standart üretim, tek veya sınırlı farklılıklara sahip bir ürünün çok sayıda üretilmesi demektir. Örneğin X model bir buzdolabının aynı renk, aynı tasarım, aynı boyutlar ve aynı fonksiyonlar çerçevesinde üretilmesi üretimin standartlaştırılmasıdır. Dolayısıyla üretimde standartizasyon her bir buzdolabının diğeriyle tamamıyla aynı özelliklere sahip olarak üretilmesi anlamına gelmektedir. Fordist üretim sisteminin temeli, üretilmekte olan ürünün yalnızca belirli bir amaca göre tasarlanmış olan bir teknolojiye uygun olarak üretilmesidir. Çünkü Fordist modelde belli bir ürünün renk, model, tasarım ve teknik özellikleri açısından standart olarak üretilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi açısından son derece önemlidir. Ürünlerin standart olarak üretilmesi belli bir teknolojik altyapıyı zorunlu kılmaktadır. Otomasyon yoluyla kitlesel üretim yapılması. Fordist üretim sisteminin en önemli amaçlarından biri ise üretim sürecine maliyeti en aza indirgemek ve işletmeye istikrarlı bir karlılık kazandırmaktır. Bunun için üretim sürecinde özel amaçlı makinelerin ve teçhizatların kullanıldığı otomasyonun sağlanması gerekmektedir. Sosyal Refah Devleti'nin düzenleyici ve kontrol edici rolü. Büyük ölçekli standart üretim sistemi ancak piyasadaki istikrarlı bir kitlesel talebin yaratılmasıyla beslenebilir. Piyasalarda istenen kitlesel talebin yaratılması da ancak sosyal refah devletin etkin bir şekilde gelir dağılımını düzenlediği ve makroekonomik dengeleri kurmaya çalıştığı Keynesyen politikalarla mümkündür. Üretimde merkezi örgütlenme ve Taylorist yönetim anlayışı. Fordist üretim örgütlenmesi merkeziyetçi bir örgütlenme olup kararlar merkezi birimler tarafından alınmakta ve daha sonra da işletme içinde tepeden aşağıya doğru çalışanların çok sıkı denetlendiği bilimsel yönetim anlayışı yani Taylorizmin ilkeleri uygulanmaktadır. Kitlesel iş gücünün büyük ölçekli işletmelerde yoğunlaşması Çeşitliliği az, ancak miktar olarak çok sayıda üretimi ifade eden kitlesel üretim ve buna uyumlu hale getirilmiş olan teknolojik donanım, kalifiye düzeyi kısmen az, ancak üretim sürecinde rutin işleri yapan iş gücünün kullanımına gerekli kılmaktadır. 1970'li yıllarla birlikte kitlesel olarak üretilen mallara olan talebin doyması, taleplerde meydana gelen aşırı farklılaşma, kullanılan teknolojik donanımın farklı türden üretim yapabilecek bir esnekliğe sahip olmaması ve artan krize bağlı olarak endüstri ilişkilerinin bozulmamasının Fordist sistemi oldukça olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Fordist krizin nedeni şunlardır. Taleplerde farklılaşma Talepteki daralmada hem kitlesel talepte bir doygunluğa ulaşılmış olması hem de artan işçi hareketleri sonucu kar oranının üretimdeki artışa ters oranlı olarak düşmeye başlaması etkili olmuştur. Üretimde farklılaşma. Taleplerde ortaya çıkan farklılaşma ister istemez üretimde de bir farklılaşmaya gerekli kılmaktadır. Fordist üretim anlayışında asıl amaç ürün çeşitliliği az ancak miktar bazında büyük ölçekli bir üretimi gerçekleştirebilmektir. Esnek üretim. Fordist üretim anlayışında istihdam edilen iş gücü ve kullanılan teknoloji kitlesel üretime uygun bir şekilde daha önceden belirlenmiş, özel amaçlı işlevleri yerine getiren bir üretim sistemine sahipti. Günümüz piyasa koşullarında taleplerde bir farklılaşma, işletmeler açısından yalnızca üretimde bir farklılaşmayı değil aynı zamanda istihdam edilen iş gücü ve kullanılan teknolojinin de esnek üretime uyumlu hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Küçük ölçekli üretim, Nitekim piyasalarda giderek artan talep farklılaşması ve buna bağlı olarak ürün bazında ortaya çıkan çeşitlilik yalnızca esnek üretimi değil, esnek üretimin yapılacağı daha küçük ölçekli üretim yapısını da gerekli kılmıştır. Büyük işletmeler küçük işletmelerle fason türü iş bağlantıları kurarak ürün bazında bir esnekliğe de gidebilir. Üretim sürecinde yetkilendirme ve yatay iş bölümü. Fordizmin dikey iletişim ve bilgi akışına dayalı hiyerarşik örgütlenmesinin yerini esnek üretimde çok yönlü bir iletişim ve bilgi akışına dayalı yatay bir örgütlenme almıştır. Çalışanların sahip olduğu iş gücü niteliğinin yüksek olması, işletmenin üretimini yaptığı malın türüne ve miktarına göre işçileri üretim sürecinin farklı birimlerinde çalıştırabilmesi anlamına gelmektedir. İş ve iş gücü istihdamı esnekliği Esnek teknolojik donanım, üretim sürecinde kullanılan iş gücünün Fordist anlayıştan farklı olarak değişen üretim miktarlarına ve ürün çeşitlendirmelerine paralel olarak birden fazla işlevi yerine getirebilecek el becerisine sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Atkinson'un geliştirdiği esnek işletme modeli, esnek üretim yapan işletmelerin iş gücünü de fonksiyonel ve sayısal açılardan esnekleştirmesi gerekliliği üzerinde kuruludur. Esnek üretim iş gücü piyasalarında tam zamanlı, yarı zamanlı, sözleşmeli, geçici, mevsimlik ve taşeron işçi çalıştırma gibi yeni istihdam biçimlerinin yaygınlaşmasına neden olmuştur. Fordizmin krize girmesi ve bunun sonucunda post Fordist yapılanmaların ortaya çıkması, post Fordist dönüşümün çok boyutlu olduğunu ve bu dönüşüm boyutunun ve hızının ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebildiğini ifade etmektedir. Bu teorik tartışmaların birinci grubu post Fordist dönüşümü olumlu bir süreç olarak, ikinci grubu post Fordist dönüşümleri olumsuz bir süreç olarak, üçüncü bir grupsa eleştirelci şüpheci yaklaşımla değerlendirmektedir. İyimser yaklaşım. Piore ve Sabel Post-Fordist koşullara uyum sağlayabilen, başta küçük işletmeler olmak üzere sendikaların, işverenlerin ve tüm ülke ekonomilerinin olumlu etkileneceğini öne sürmektedir. Piore ve Sabel daha da ileri giderek Post-Fordist dönüşümleri ikinci bir endüstriyel devrim olarak nitelemektedirler. Schmidt ise, küçük işletmelerin bir araya gelerek oluşturacağı güç birliği sayesinde uluslararası pazarları açılabileceğini öne sürmektedir. Williams'a göre Piore ve Sabel'in yaklaşımı toplumsal çatışmaların biçimlendirdiği teknolojik değişmelere dayalı bir ekonomik belirlenimciliktir. Post Fordist dönüşümler Atkinson'a göre işletme iş gücünün esnek kullanımı sayesinde çalışanlar üzerinde daha rasyonel bir kontrol kurabilmekte ve bu yolla istenilen hedeflere rekabetçi bir ortamda daha kolay ulaşabilmektedir. Kötümser yaklaşım Fransız düzenleme okuluna göre Fordist dönemden post Fordist döneme geçiş daha çok sermaye lehin olmaktadır. Bu yaklaşıma göre post Fordist dönüşümlerden başta sendikalar olmak üzere tüm çalışanlar olumsuz etkilenecektir. Düzenleme okuluna göre Fordizmin krizi aslında Fordist birikim rejiminin kendi içinde bir sınırlılığa ve hatta tıkanıklığa ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu krizi aşabilmek için yeni bir düzenleme biçimi oluşturulması kaçınılmazdır. Fordizmden post Fordizme doğru olan dönüşümü kabul eden ancak bunun kötümser bir gelişme olduğunu öne süren Polert'e göre ise günümüzde var olan yeni gelişmeler kapitalizmin emek ve emek süreci üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesinden başka bir şey olmamaktadır. Eleştirel şüpheci yaklaşım. Fordizmden post-fordizme doğru bir dönüşümün olmadığı görüşü daha çok yeni marksistler tarafından öne sürülmüştür. Williams ve diğerleri Fordist anlayışla çalışan ve kitlesel üretim yapan büyük işletmelerin sanıldığı gibi birkaç ürün üzerinde yoğunlaşmadıklarını aksine kitlesel üretim yapan işletmelerin üretim çeşitliliğinin sanıldığından çok daha fazla olduğunu öne sürmektedirler. Heyman'a göre belirli bir sektördeki değişimleri bütün bir ekonomiye genellemek yanlıştır. Clark açısındansa söz edilen değişimler birer ütopyadan başka bir şey değildir. Clark'a göre batı toplumlarında sosyal demokrasinin düşüşüyle neoliberalizmin yükselişinin Fordizmin düşüşü ve post Fordizmin yükselişiyle aynı döneme tekabül etmesi bir tesadüf değildir. Öreye göre dünya kapitalist ekonomileri büyük ölçekte örgütlülük, bütünsellik, toplumsallık, kitlesellik ve eş güdümlülük biçiminden örgütsüzlüğe, farklılığa, bireyselliğe, değişkenliğe ve ayrımlaşmaya doğru değişmektedir. Aynı süreç Hol ve Jokes tarafından da yeni zamanlar kavramlaştırılmasıyla açıklanmaktadır. Örnek olay. Post-Fordist yapılanmalar için genellikle İtalya, Almanya ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerdeki belirli endüstri bölgeleri örnek olarak gösterilmektedir. Bu bölgelerde işletmelerin post-fordist koşullara uyum sağlayabilecek bir esnek teknolojik donanıma ve nitelikli iş gücüne sahip olduğu belirtilmektedir. İddia edildiği gibi bu bölgelerde tam bir esnek üretimin gerçekleştirildiği varsayılsa bile aynı türden esnek üretimin başka bölgelerde gerçekleştirildiğini gösteren yeterli bir kanıt yoktur. Diğer bir deyişle esnek üretimin belirli bir sanayi bölgesinde gerçekleştirilmiş olması bize bunun bütün ülke bazında öyle olacağı sonucunu vermez. Kaldı ki bunu az gelişmiş ülkelere genellemek çok daha zor olmaktadır. Özellikle Türkiye'nin ekonomik yapısı içinde büyük işletmelerin yanı sıra hem kayıtlı hem de kayıt dışı olarak işleyen çok sayıda küçük ve orta boy işletme yer almaktadır. Türkiye ekonomisinde bu kadar önemli bir ağırlığa sahip olan ve literatürde Kobi adıyla anılan bu işletmelerin önemli bir bölümü piyasadaki aşırı rekabet nedeniyle düşük kar marjıyla çalışmaktadır. Sayer ve Volker'ın öne sürdüğü gibi… Küçük ölçekli üretimin yaygınlaşması, büyük ölçekli üretimin düşüşü anlamına gelmemelidir. Aynı şekilde kitlesel üretim yapan işletmelerin, çözüm yollarında yine Fordizm'in kendi yöntemleri aşmaya çalışmaması için de hiçbir neden yoktur. Örnek olay. Örneğin, otomobil sektöründeki ürün zenginliğini küçük, orta ve büyük boy otomobiller, Lüks otomobiller, yakıt tüketiminde ekonomik olan otomobiller ve güç ve tasarım olarak farklı olan otomobiller olarak görebilmekteyiz. Diğer bir deyişle Fordist üretim teknikleriyle günümüzde esnek üretim kadar olmasa bile belirli bir ürün zenginliği ve çeşitliliği yapılabilmektedir. Fordist ve Post Fordist kavramlaştırmalarda gerek üretim sürecinde gerekse piyasalarda ortaya çıktığı öne sürülen yeni oluşumlar ayrı bir endüstriyel dönemeç olarak değil, kapitalizmin gerek teknolojik donanım gerekse iş gücü kullanımı açısından bu değişimlere karşı ne kadar uyum sağlayabildiği şeklinde ele alınmalıdır. Fordizmden post-Fordizme doğru radikal bir dönüşüm olduğunu öne süren yaklaşımlar genellikle Fordizmi basit bir bütün olarak ele almışlar ve bunu ekonominin tamamına genellemeye çalışmışlardır. Post-Fordist kavramlaştırmalarda dolaylı olarak öne sürülen bir görüşse sosyal refah devleti anlayışının artık piyasalardaki dengeleri kuramayacağıdır. Sosyal devlet anlayışından liberal devlet anlayışına geçilmesi ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmiş batı toplumlarında çok olumsuz sonuçlar doğurmayabilir. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede devletin belirli sosyal hizmetlerden kendini geri çekmesi telafisi mümkün olmayan sosyal krizlerin neden olabilir. Toplumsal ve ekonomik değişim süreçlerini yalnızca sermaye birikim rejimi çerçevesinde açıklamakta tek yönlü bir bakış açısını yansıtmaktadır. Ekonomik boyuttaki değişimler elbette toplumsal değişim dinamiklerini etkilemektedir. Ancak bunu tek yönlü bir süreç olarak ele almak bizi ekonomimizin sınırlılığına götürmektedir. Yapılması gereken kapitalist üretim yapısının hem küresel ve yerel düzeydeki değişimlere nasıl uyum sağlayabildiğini ekonomik olduğu kadar sosyolojik araştırmalarla da ortaya koymaktır. Fordizm endüstriyel kapitalizmde standart ve çeşitliliği az ürünlerin kitlesel olarak üretilip tüketildiği bir üretim ve tüketim tarzıdır. Temel özellikleri itibariyle Fordizm'de ürünler standarttır. Ürün çeşitliliği az, üretim hacmi yüksektir ve üretim otomasyon yoluyla kitlesel olarak yapılır. Piyasada farklılaşmış olan taleplere yanıt verecek şekilde nispeten az miktarda ama çok çeşitli ürünlerin üretilmesi, işin, üretimin ve iş gücünün de esnek olması, kullanılan makinelerin ve çalışan işçilerin Fordizm'de olduğundan farklı şekilde birden fazla işleve sahip olması, Küçük ölçekte üretim yapılması, vasıflı ve birden fazla işleve sahip olan işçilerin kararlara katılması, yabancılaşmanın azalması, yatay bir örgütlenmenin görülmesi post-Fordizmin temel özellikleridir. İyimser yaklaşım, Fordizm'den post-Fordizm'e doğru bir dönüşüm yaşandığını kabul etmekte ve bu dönüşümlerin sosyal ve ekonomik sonuçlarının genel olarak olumlu olduğunu savunmaktadır. Kötümser yaklaşım da, Fordizm'den post Fordizm'e doğru bir dönüşüm yaşandığını kabul etmekte, ancak bu dönüşümlerin sosyal ve ekonomik açıdan genel olarak olumsuz sonuçlar doğurduğunu savunmaktadır. Eleştirel şüpheci yaklaşımsa, Fordizm'den post Fordizm'e doğru bir dönüşümün yaşanmadığını savunur. Bu programda, Fordizm kavramının kapsamı nedir? Fordist krizle post Fordizm'in yükselişinin sebepleri nelerdir? Postfordist dönüşüme yönelik yaklaşımlar ve genel değerlendirmeler nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Ekonomi Sosyolojisi ders kitabının 5. ünitesinde yer almaktadır.